Günaydın, herkese selamlar, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Şimdi bugün çok rüzgarlı, o aşırı sıcaklar. Ve şu anda çıktım, Eminönü'ne gidiyorum, alışveriş yapacağım. Ama bugün böyle daha farklı bir video çekeceğim. Toptancılara falan bakacağız, işte iplere genel olarak, ip fiyatlarına falan bakacağız. Böyle Eminönü'nde genel bir video olacak aslında. Özellikle sadece işte bir şey üzerinde değil de birçok şey üzerinde bir video olabilir. Ben böyle takı falan almak istiyorum. Yani toptan, takı, toka tarzı şeylere bakmak istiyorum. Aslında şu an almayacağım muhtemelen. Sadece bakacağım. Bir de işte birkaç ip almam gerekiyor. Onlara da bakacağız. Öyle bir video olacak. Hadi bakalım. Şimdi Balat'a inerken aşağıya fark ettim de şöyle örüp buraya şey asmışlar. Bakın şu tam tersinden düşmüştüm. Çok böyle ışık tam belli olmuyor ama şöyle yakınlaştırayım. Anne başta anlayamadım ama örgü bunlar. Evin önüne gelindi. Buram buram. Ben hızlı bir şekilde buradan hemen gideceğim. Hemen karşı tarafa geçeceğim. Şimdi böyle alt geçitten geçiyorum. Göstereyim. Alt geçitten geçeceğim. Karşıya o Mısır Çarşısı'nın oradan yukarıya doğru çıkacağım. Oradan devam edeceğim. Aslında Gülen tarafına gelip orada insan belki daha yakın olabilir ama ben hep böyle gidiyorum yani. Daha kolayıma geliyor. Otobüsle seferde geldiğim için. Şimdi oradan hemen Mısır Çarşısı'nın oradan yukarıya çıkıp bir tane emniyet han diye bir yer varmış. Orayı bulacağım. Konum açmam gerekiyor. Oradan gireceğim. Daha sonrasında da diğer 2-3 tane daha marputçular var. Oraya bakacağım. Marputçular anda da takılar varmış. Oraya gideceğim. Sonra zaten Kürtçan meşhur ip aldığım yer. Orayı artık herkes biliyor. Ya beni takip eden herkes biliyormuş. Daha sonrasında da neresi var? Şarkan var. Buraya belki. Daha önceden gitmiştim oraya, biliyorum çünkü aşağı yukarı fiyatlarını. Bir ay falan orada oraya gideriz de sürekli fiyatlar değiştiği için yine bakmam gerekebilir. Bilmiyorum. Gidiyoruz şimdi. Bakın karşı tarafa çıktım. Şurası Mısır Çarşısı. Şöyle ben dümdüz ilerleyeceğim. Hemen göstereyim, şöyle bir geçeyim. Evet, geldim. Böyle şuradan dümdüz girip yukarıya çıktığımda Eminönü çarşıya giriyorum zaten. Alışveriş yapabileceğiniz her yer orada yani. Çok büyük bir alan gerçekten. Şimdi oraya, o araya girdikten sonra kalabalık başlıyor. Böyle bir kargaşa başlıyor. Şimdi ben de konum açacağım. Konumla emniyet hanı unutmayayım. Yani şimdi not aldım hepsini. Emniyet hanına gideceğim. Sonra marputçulara gideceğim. O taraflarda bir tane daha han vardı. Adını hatırlayamıyorum ama bir bakacağım yani. Ben anneme geçen Balat'tan, turistik bir yerden, bayağı turistik bir yerden, yani Balat zaten artık turistik biliyorsunuz, oradan şey aldım, şu Marputçular İş Merkezi'ne geldim bu arada. Mısır Çarşısı'nın oradan şöyle dümdüz o gösterdiğim aradan yukarıya çıkınca hemen Marputçular çok yakın zaten. Önce buraya gideceğim, daha sonra diğer hana geçeceğim. Ne diyordum? 50 liraya aldım. Yelpaze de kocaman. Ve şimdi aşağıda da orada gördüm. 50 lira. Yelpazeler. Yani ve çok çok daha kötüsü. Gerçekten Eminönü'de kendimi şaşırmış bence. Yani turistik diye muhtemelen bu şekilde. Burası daha çok bijuteri. Hatta genel olarak bütün katları bijuteri, bayağı da büyük bir yer. Toptan böyle boncuk olan. Klipsler, boncuklar, yani bu takım malzemelerini yapabileceğiniz her şeyi buradan alabilirsiniz. Şöyle bir bak, kaç katlı, bayağı büyük bir han ve hepsi aynı şeyler, yani aynı tarz şeyler satılıyor her yerde. Çok tatlı. Aşırı tatlı şeyler var. Şöyle yazıyor mesela 7,5 lira. Böyle daha büyük kolye uçları var. Çok güzelmiş böyle. 20 lira bunlar da.
Ben yukarıya çıkıyordum ama Bodrum'a kadar ineceksin dediler. Sordum. Tokalar orada varmış. Bir bakalım nasıl, güzeller mi? Ya şimdi çok fazla yerde var. Biliyorum. O tokalardan arıyorum ben. Ama iyi kaliteli bir şey istiyorum. Hepsi aynı mıdır yoksa farklı mıdır? Bakacağız. Birlikte göreceğiz. Biliyorum aşağıya doğru. Burada da çanta askısı buldum. Çanta askısı değil mi bunlar? Evet. Çanta. Ne kadar? 90. Şöyle ya. Çok güzel bence. Evet. Tokacıların olduğu kata geldim. En alttayım. Ha, şurada da var. İşte aradığım tokalar. Bunlar. Şu tokalardan istiyorum. Şurada da var ama bakalım şimdi. Şöyle tokalar. Güzel tokalar var gerçekten. Şöyle, şöyle incili. Kelebek neredeydi? Böyle kelebek tokalar. Böyle yine tokalar. Şimdi marketlerden çıktım. Hızlı böyle bir baktım yani genel olarak. Birkaç bir şey göstermeye çalıştım ama şimdi farklı yerlere gideceğim için çok fazla zaman geçirmedim orada. O yüzden gidiyorum, şöyle telefon çıkayım da ne olur ne olmaz. Nereden gideceğimi de çok bilmiyorum. Ama fiyatlar bence marketlarda biraz pahalı. Kanlara göre genelde pahalı oluyordu. Evet, yine öyleydi bence. Bu arada herkes sanki ilk defa video izleten birini görüyormuş gibi böyle el sallıyor, laf atıyor falan, enteresan saçma insanlar var maalesef. Neyse şimdi ilerliyoruz. Diğer hana gideceğim. Şimdi Güvener İş Hanı var. Oraya da bir gireceğim. Daha önceden de gelmiştim buraya biliyorum. Burada da böyle işte takı, incik, boncuk her şey var. Bakın bunlar da çok modaydı şu boncuklar. Hadi bakalım. Burası marputçulara göre daha uygundu ben daha önceden geldiğimde. Yine muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Burada çok güzel boncuklar var gerçekten. Boncuk almak isterseniz buraya gelin. Bakın çok güzel boncuklar var bulabileceğiniz. Bak 30 liraya şöyle netleyeyim. 30 liraya çanta askıları. Yani çanta askısı olarak kullanırsınız. Başka ne kullanırsam olarak bilemedim ama diğer tarafta marputçularda 90 lira dediler. Belki biraz daha kalitelisidir ama bence fazla yani. 30 lira gayet ideal. Ha, daha kaliteli bir şey yapmak isterseniz bir tık ama yani çok değil. Aşırı fark yok bence arada. Öyle yani. Şunları birçok yerde görüyorum. Bu mini fanlar bak. Şöyle. Şurada fotoğrafı var. 110 lira dediler. Aradığım emniyet hana geldim. Burası ama yani kaptan bakınca pek benim istediğim gibi bir şey görünmüyor ama bakacağız şimdi içeriye girdiğimizde. Evet var. Yukarıya çıkıyorum. Başladı. Geldik. Aşırı tatlı anahtarlıklar karşıladı şu an beni. Şu ayetlere bakın. Çok güzel. Alanlar çok tatlı. Şöyle ben çekim yaparken kullanıyorum. Çekim yapanlar için 60 liraymış hemen önünde. Öyle bu da kıvrılıyor. Ama yine böyle bayağı doldu. Şimdi Kütçal'a gidiyorum. Oradan da ip alacağım. Şöyle söyleyeyim, bu Emniyet Han, internetten araştırıp da gittim. Emniyet Han daha uygun diğerlerine göre. Kesinlikle marputçulara göre çok daha uygun. Başka bir yere daha girdim, bir tane daha hana girdim. Oraya göre de uygun. Dışarıda böyle ufak tefek yerlere sordum bir şeyler, onlara göre de daha uygun. Yani şimdi bir şey toptan aldığımda aradaki 5 lira çok fazla yani 5 lira. Yani Emniyet Han'a gidebilirsiniz. Toptan böyle toka, takı tarzı şeyler alınacaklar için söylüyorum. Şimdi şöyle bir yere geldim. Toplu poşet falan böyle şeylerinizi koyacaksanız poşetler falan var. Paketlemeler vesaire. Böyle işte satış yapanlar için bence iyi. Bir soralım bakalım. Şunlar. Böyle işte paketleyip gönderenler için ya da şöyle renkli. Kutular da var aynı şekilde. Şöyle bu da şu boylarda varmış. 21 tanesi 110 lira. Kutunun içinde kutular beyaz var. Kırmızı var. Bir daha ufak boylar var. Ve yine Şarkan'a gelmeyeceğim dedim ama yine geldim. Bir bakalım buraya da. Şöyle küçük bir bakalım ama. Hızlıca. Burada da Lotus tokalar. Tokalar 50 lira burada.
Şimdi ben bu Lotus tokalardan falan arıyorum ya. Şarkanda sordum. En pahalısı Şarkanda. Bence hiç gerek yok. Bu arada yani o tek fiyatı 50 lira. Toptan fiyatı 30-35. 25'ten başlıyor. Ama böyle işte 25 lira olan yerde de 25 lira bulamadım sanırsam. 30 liralı olan var. İncili Lotus tokalar var. Tane fiyatı böyle. Yani bunu eğer ki... Şimdi bana pahalı geldi. Çünkü internet satışı 50 lira. Siz bunu 30 liraya alırsanız, 50 liraya satarsanız üzerine 20 lira. Uygulama senden 10 lira kesiyor. Kargoya getir, götür. Yani bir tane şey için hani 5 lira bile kar edemeyeceksin ki bu kadar zamanını, emeğini harcıyorsun. Geliyorsun, geziyorsun, alıyorsun falan filan. Ben o Lotus tokaların çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Bir tane ihraç bir mağaza buldum. Onlarda da kalmamış. Daha uyguna satıyorlarmış. Kendileri ihraç ediyorlarmış. Ama orada da kalmamış. Haftaya gelebilir dedi. Haftaya da bu Lotus tokaların artık sezonu geçiyor yani. Çünkü hani yazlık tokalar bunlar böyle. Yazın şu anda tercih edilen tokalar genel olarak. Bence geçiyor zamanı. Hani böyle Eylül falan en fazla. Eylül, Ekim'e kadar. Daha sonrasında artık çok talep görmez diye düşünüyorum. Hani bu tarz bir şey yapmayı düşünüyorsanız, şimdi ben böyle işte bir satmayı düşünüyorum bunları. İnternet üzerinden bu tokaları falan denemek istiyorum açıkçası. Ama gerçekten çok gezmek, çok araştırmak gerekiyor. Ben şimdi bir oraya çıkıyorum, bir oraya çıkıyorum. Gelmeden önce de internetten araştırma yaptım da geldim. Yani öyle söyleyeyim size. İstanbul'da yaşamıyorsanız, zaten şehir dışından buraya gelip alışveriş yapacaksanız, böyle küçük, yani benim gibi hani şu kadar alışveriş için bilmiyorum değer mi? Ancak böyle işte fazla gelip almanız falan gerekiyor. Onu da satabilecek olmanız gerekiyor bence. Türkçe'mi da karıştırdım şu an, bulamıyorum. Bakacağım tekrardan. Karıştırdım sanmıştım ama yok, karıştırmamışım. Türkçe'ne geldik. Şu kırılmaz ekran koruyucu yazan yerden araya gireceğiz. Ve geldik. Yani Kürtçan'ın da farklı giriş kapısı var. Evet, tarihi Kürtçan. Katipler uzatmış olmuş. Rengarenk var. Çok fazla kalın değil. Rengarenk. Katipler yine. Şöyle bir hasır ip almam gerekiyor. Benim en sevdiğim ipleri çıkarmışlar. Benim evde de var. Daha örülmemiş bunlardan. Rengarenk. Papatya. Batik. Güzel ipler. Ve yine bir sürü her şey var. Hasır ip burada da var. Şu biraz kalın, bu daha ince, bu daha iyi. Bu patiklik ve liflik ipler de 19 ve 23, 60 yani bunların fiyatları da. Şu katonlar 10 lira. Kalın yünler, bunlara daha vakit var. Bu da 70 lira. Çanta sapı. Yani sanki aynı ya. Orada 30'lukla aynı yani. Bakıyorum da hani şeyi yok, farkı yok. Ben şu yarın artık şu koton iplerinden almak, denemek istiyorum. Ne kadar bunlar? Bunlar 28. Kadar? 28'miş. İki tane alıp denesem mi? Hangi rengi daha güzel acaba? Ben yeşil tonunu daha çok seviyorum. Rafya ip arayanlar için de rafya iplerde genelde 60 lira yazıyordu. O kadar çok ip aldım ki yine bir sürü göstereceğim. Hep koton ipler aldım. Hep koton. Hepsini eve gidince göstereceğim. Şimdi ben eve geldim. Biraz bir şeyler yiyeceğim hemen. Böyle elimde poşetler çok olduğu için son aşamaları çekemedim maalesef. Şimdi ben bir şeyler yiyeceğim. Hemen böyle size şeyi göstereceğim. İplerimi göstereceğim. Neyi ne kadar aldım onları da söyleyeceğim. Bugün böyle bir şu ne kadar bu ne kadar gibi bir video olmadı. Bu böyle bir, biraz vlog tarzı. Biraz alışveriş videosu oldu. Tripodumu kırdım galiba şu an. İnşallah kırılmamıştır. Öyle. Şimdi hemen ipleri göstereyim size. Umarım kırılmamıştır. Yemek yiyip ipleri göstermeye geliyorum. Kırılmamış ama şu demir şuradan doğru arkaya doğru girmişti. İyi ki kırılmadı ya. Çok korktum. Bunu yeni aldım çünkü.
Böyle uzun bir tripod bu. Boyu bayağı uzuyor. Şimdi evet geldim, böyle tripodumu tam karşıma kurdum. Biraz üstüm başımı düzelttim, kendimi bir toparladım. Çünkü gerçekten sabah erken çıktım ve bir sürü hana gittim. Eminönü'nde bir de işte yolları tam bilmiyordum. Oraya gir, buraya gir falan filan. Bayağı bir araştırma yaptım. Gerçekten yorucu bir gündü benim için. Ama erken kalkmanın, erken gitmenin faydaları. Şimdi önce neyden başlayacağımı bilmiyorum. Şimdi birkaç tane böyle toka göstereceğim size. Ve bir yorum yapacağım. Bakın şu tokalar şu anda çok moda. Birçok yerde işte 10 liraya, 20 liraya bu tokalardan alabiliyorsunuz. Ama internetten böyle satanlar falan daha pahalıya da satabiliyorlar. Cem yapabilir miyim bilmiyorum gerçekten. Ben çok fazla bir şey satmıyorum. Sadece işte kendi ördüğüm şeyleri satıyorum. O da ya da şöyle satıyorum onları da. Bana işte şunu yapar mısın diyor yakın çevremden biri. Ona yapıyorum, satıyorum. İşte bana model gönderiyorlar. Bunu ne kadar yaparsın diyorlar gibi. Sadece bu şekilde ben satış yapıyorum. 12 tane var. Bir pakette 12 tane var. Paketi 120 lira. Yani bunu aldım. Çok beğendiğim için aldım. Satamazsam da kendim kullanırım. Sadece öyle bir denemek istiyorum ben. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bu böyle eşantiyondu. Asıl konuya geçiyorum. İpler. Aa, bu ne? Burada da şöyle bir fırça var. Çift taraflı fırça seti diyor. Bunu da 29 liraya sanırsam BİM'e gelmişti. BİM'den aldım. Da bir öyle bir detay bunun içine koymuşum. Elimi az önce tripodu ayarlarken sıkıştırdım. O yüzden biraz acı çekiyorum. Şimdi koton ipler aldım. Ben bir sürü koton ip aldım arkadaşlar. Şimdi burada sizle marka vereceğim. Hiçbirinin şey reklam falan yapmıyorum hiçbir şeye. Sadece bilgi veriyorum size. Yani hanlardır, dükkandır ne isim verirsem hiçbirinde reklam yok. Reklam olursa zaten haberiniz olur. Söylerim yani. Ören Bayan'ın koton ipini aldım. Hem akrilik hem pamuk karışık. Zaten bu koton ipleri biliyorsunuzdur. Şu şekilde göstereyim, yakınlaştırayım size. Şimdi bunlar koton ipler 100'er gram, tanesini 30 liradan aldım. Tabii şu anda zam gelmiş. Bir ay önce paylaştığım Kürkçen videomdan sonra yine zam gelmiş maalesef. Yani gerçekten her ay herhalde ben gidip Kürkçen videosu falan çekeyim böyle. İpleri, fiyatlarını falan söyleyeyim. Öyle bir şey olması gerekiyor muhtemelen. Çünkü sürekli zam geliyor. Şu koton, yarn altın, jeans, şunlar kaç para olmuş? 23 lira olmuş. İnternet satış fiyatını biliyorsunuzdur. Belki birçok sitede çok daha pahalıya satılıyor bunlar. 23 liradan aldım tanesini. Bakın şöyle hepsini göstereyim. Bu renkleri bir taban oluşturmak için aldım. Düştü. Beige bir taban oluşturmak için aldım aslında bu renkleri. Böyle. Şurada şöyle bir yeşilim var. Çok hoşuma gitti rengi. Şöyle bir tane mavim var. Bunun da rengine bayıldım. Aldım hemen o yüzden. Dedim kaçıramam. Başka? Ha, şurada da bej renk. Burada da varmış. Şimdi bir de bunu bayağıdır denemek istiyorum. Muhtemelen örgücüler bilirler. Bu ipleri bayağıdır ben denemek istiyordum. Ama bir türlü alamadım. Ya her seferinde çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Gerek var mı diyorum. Ne yapacağım ondan falan diyorum ama bundan bir büstiyer yapmayı planlıyorum şimdi kendime. Bakın şöyle. Yarn Art'ın yine bu yeni çıkardığı iplerden. Gerçekten çok güzel. İnternet satışı 32 liraydı. İki tane siteye baktım. 32-33 yani internet satışı bu fiyatlarda. Ben bunun tanesini Kürkçen'den 28 liraya aldım. Bu şekilde yani bundan bir 3 tane aldım. 50'şer gram tanesi. Bu arada bunlar yani artısınkiler 50 gram. Şu Ören Bayan'ınki 100 gram. Etrofile çok zam gelmiş. Anlamsız bir şekilde etrofile aşırı zam gelmiş. Yani şöyle 50 gram koton ipi 27 lira olmuş. Ben bunu 23'e aldım yani. Bu da 23 olmuş. Hani ne bileyim. Öyle. Şimdi gelelim bu iplerime. Bunlardan zaten biliyorsunuz, yakın zaman Instagram'dan takip edenler bilirler beni. Lady Yarn'ın twist böyle uçan iplik. Ben bunlarla bir tane çanta yaptım ama hala sapını bitirmedim. Hatta onu da göstereyim şimdi size. Yine burada bir videoda göstereyim. Şu iki renkten de. Bu iki renkten yine arttı. Dedim ki yanına da şu yeşili ekleyince çok güzel oldu. Ben bundan ya bir tane hırka yaparım böyle. Uzun hırka da olabilir. Ya da böyle işte motifli kazak olabilir.
Bu renkleri gerçekten birbirine aşırı yakıştırdım. O yüzden dedim alayım. Bunlar da 15 lira olmuş bu arada. Bazen fiyat söyleyeceğim diye videoya başlıyorum. Başka her şeyi söylüyorum. Fiyat söylemeyi unutuyorum. Yapıyorum böyle şeyler. Bir de şöyle anahtarlık aldım ve anahtarlık ucu aldım aslında. Yani bu anahtarlık uçları amigurumi falan yapmayı düşünüyorum. Bakın şöyle anahtarlık ucu aldım. Bu da 5 kuruş tanesi. Şunun da tanesi 3 liraydı. Çanta için. Bakın şöyle halka çantanın iki kenarına takıyorsunuz. Böyle işte çanta ucu. Şöyle giriyor. Bu şekilde açılır kapanır bir uç. Bu şekilde ben çok çanta yapıyorum ama bunlardan hiç denemedim. Denemek için aldım aslında. 2 tane böyle. Tek çantalık yani. Aldım. Bakalım. Bir tane daha şey var. Onu göstermedim. Bakın şöyle bir hasır ip aldım. Aa, bir tane daha var. 2 tane hasır ip aldım aslında. Bakın biri böyle. Böyle bayağı bildiğin elde sarılmış gibi görünüyor aslında. Şöyle koyu renk olduğu için hoşuma gitti. Bir de bunu aldım. Hasır iplik diye geçiyor bunlar. Bu şekilde. Bunları da hediye paketlerinin üzerine ben çok yakıştırıyorum. Kendim de böyle hazırlarken güzel olduğunu düşünüyorum. Yani güzel bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum paketleme sonrasında. Craft'ın üzerine bunlarla sarınca. Bir de bunları aldım. Şu fiyatını söyleyeyim bunların da unutmadan. Şunu 12,5 liraya aldım. Bu bakın 100 gram bu. 12,5 liraya aldım. Bu 50 gram muhtemelen. Bunu da 5 liraya aldım. Gayet uygun fiyatı bu arada. Bence çok iyi bu ikisi için. Bu ipler zaten böyle aşırı pahalı olmuyor. Güzel yani. Bayağı da gidiyor. Bereketli oluyor. Şimdi evet aldıklarım bunlar. Bir de şöyle bir yakından göstereyim hemen. Biraz yakından göstereceğim iplerimi. Bunlar bu şekilde. Biraz karanlık çıkıyor sanki ama ışık çok vurmuyor odanın bu kısmına. Bakın böyle. Bu twist zaten bu ipleri örmesi biraz zorlayabiliyor bazen. Böyle işte katına geçiyor falan ama güzel yani. Böyle çoğaldıkça çoğalan bir iplik. Uçan iplik gerçekten. Şu ipler bakın koton iplerim. Bunun rengine bayıldım, renklerine daha doğrusu. Bunlar da bu şekilde. Bu kadar ip aldım. Şu yaptığım çantayı da göstermek istiyorum. Bakın buna astar yapacağım ama. Bu uçan ipliklerle yaptığım çanta. Ve sapını da yaptım ama bir türlü dikemedim. Bakın bu şekilde de sap yaptım. Biraz karanlık görünüyor. Şöyle yapayım. Bu şekilde. Şimdi bu iplerimin hepsini ben bu çekmeceye yerleştireceğim. Burada da battaniye iplerim, motiflerim var. Bakın buraya doldurdum. Daha bunlar bir kısmı. Bayağı ipim var gerçekten şu anda. Bir süre ip almıyorum ben. Ben videomu burada bitiriyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında sorularınızı bekliyor olacağım. Elimden geldiğince her şeyi cevaplamaya çalışıyorum. Bildiğim her şeyi. Bilmediklerimi de öğrenmeye çalışıyorum. Örgü videoları ve aynı zamanda ben böyle vlog tarzı işte gezerken ya da bir şey yaparken alışverişte vesaire bu tarz videolar da çekmeyi çok seviyorum. Beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol örgülü günler diliyorum size. Hoşça kalın.